Merhabalar, bugünkü Beşiktaş gündemi tabii ki birkaç gündür hep e, transfer odaklı bir gündem vardı Beşiktaş'ta ama elbette bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı e, transfer limiti üzerinde e, gündem biraz değişti. Şimdi öncelikle Beşiktaş'ın e, son transfer çalışmaları üzerinde, kesinleşen transfer çalışmaları üzerinde bir kısa yorum yapalım. Birincisi e, en sakala ilk alınan oyuncu. E, bunu çok net söyleyebiliriz. Zaten e, Alanya Spor Başkanı Sayın Çavuşoğlu da bu konuda açıklama yapmıştı. Beşiktaş yönetimi kontrat devam ederken oyuncumuzla görüştü diye bir açıklamada bulunmuştu. E, bu şunu gösteriyor. En erken görüştüğü isimlerden biri ve imzaya en yakın olduğu isimlerden biriydi. E, Mayıs ayı biter etmez oyuncuyla ön protokol imzalandı. Ve oyuncu artık Beşiktaş'ta e, sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş'ın kampına katılacak. Hemen arkasından Wellington hamlesi geldi. Tabii Wellington'da da bir sağlık kontrolü bekleniyor. Şunu da belirtelim. Sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkması durumunda imzalar geçerli sayılmıyor. Önceki yani imza öncesi böyle bir maddeler genelde sözleşmelerde oluyor. Şimdi Wellington'un da e, sağlık kontrolünden sonra e, imza atması bekleniyor. E, mensatta çok yoğun uğraşılıyor. Mensah'ı bitirmeye çalışıyorlar. Tabii mensatta iş çok kolay değil. Çünkü bonservisi olan bir oyuncu ve Beşiktaş dışında başka kulüplerinde talip olduğu bir isim. Dolayısıyla böyle kolaylıkla yapılacak bir transfer değil. Bu arada ekleyelim Belikton'da takas olarak Fatih Aksoy karşı tarafı gönderiliyor. Bunu da belirtelim. Sergen Hoca'nın kadro planlaması içerisinde orta saha çok kalabalık olduğu için Fatih Aksoy takasta gönderilmesine sıcak bakılıyor. Peki neden böyle yapılıyor? Çünkü biliyorsunuz ki Eştaş'ta diğer kulüplerde de olduğu gibi maddi sorunlar kendini gösteriyor. Özellikle pandemi süreciyle bu iş daha da kötüye gitti. Ve bugün açıklanan transfer limitleri limitine baktığımızda Beşiktaş'ın transferde işi çok kolay değil. Neden kolay değil? Zaten transfer limiti ile efendime söyleyeyim Beşiktaş'ın takım bütçesi hemen hemen aynı seviyede. Burak Yılmaz'ın e, sözleşmesi düşürülecek. Yani onun da yıllığı 2 milyon euroya geldiğini düşünecek olursak eğer 2-2.5'a e, sanırım transferde de o civarda 2 milyon euro e, gibi bir civarda e, para harcayabiliyor Beşiktaş. Fakat bu yeterli mi? Yeterli değil tabii. Birçok oyuncu gitti. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro, e, yet, Şampiyonlar Ligi ön bu kadro çok yeterli olmaz. Yani bir iki ön geçersiniz ama sonraki aşamada çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bundan sonra yapacağı tek şey oyuncu satıp oyuncu almak. Zaten bonservis de gönderdiğiniz oyuncun yüzde bilmem kaçını yani çok az bir kısmını e, ...limiti ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki Beşiktaş'ın bir takım alternatif planları var. Bir takım alternatif hamleleri olacaktır. Ama süreç, yani açıklanan e, transfer limiti Beşiktaş yönetimini memnun etti mi? Hayır. Tabii ki memnun etmedi. Birincisi kur sabit değil. İkincisi önümüzdeki sezon yine seyircisiz oynanacak büyük bir ihtimalle. Belki pandemi sürecinde yine o kış dönemindeki gibi evlerde kalabiliriz. Maçların oynayıp oynanmayacağının da garantisi yok. Bunun garantisi yok. Yani baktığınızda e, bundan bir sene önce Türkiye Ligi salgından dolayı kapatılacak deselerdi kimse inanmazdı herhalde. O, o nedenle birçok şeyin garantisi yok. E, o yüzden Beşiktaş yönetimini memnun eden bir e, transfer limiti açıklaması olmadı. Sanırım bu konuda diğer kulüplerin de bazı itirazları olacak. Bekleyip önümüzdeki süreçte neler yaşanacak ve Beşiktaş yönetimi de bu itiraz sonrasındaki karara göre transfer çalışmalarını sürdürecek. Şimdilik iyi günler dilerim.